Bir diğer sprey ise steroidli spreyler. Yani içinde alerjiyi durduracak, en azından kısmi olarak durduracak spreyler. Bunlar da genelde, marka verecek olursak, Nozonex, Avamis, Nasocort, Rinoclenil, Flixonaz, Avamis gibi spreylerdir. Bu spreylerde kortizon içerikli spreyler olduğu için alerjide çok etkin spreylerdir. Bunların uzun süreli kullanımlarında bir sıkıntı yoktur. Fakat ne kadar uzun süre? Eğer bir ayı geçersek, bir ayın sonunda bir ara vermek gerekir. Çünkü devamlı kullanımları burun içerisinde bir bağımlılık durumu yapmaz. Fakat burun içerisinde kuruma, kabuklanma ve kanamalara yol açar. Bu kanamalarda bir süre sonra burun içerisindeki burun perdesinin zedelenmesine ve delinmesine yol açar. Bu bağlamda benim hekiminiz olarak önerim, dönem dönem bu spreyleri bırakıp dönem dönem kullanmak. Yani bir ay ya da 2 ay kullandıysanız 10-15 gün kadar spreyinizi bırakmanız. Ayrıca bu spreyleri kullanırken de burun içerisinde nemlendirici bir takım kremler kullanırsanız, benim kişisel tercihim Bepanten'den yana, ama siz diğer markalarda nemlendirici spreyler, nemlendirici kremler de kullanabilirsiniz. Bunları da kullanırsanız bu spreylerin zararlı etkilerini en az düzeye indirirsiniz. Fakat alerji spreylerinde diyeceğim o ki, kullanmak zorundayız. Çünkü alerji bünyemizden gelen bir hastalıktır ve tamamen yok olması mümkün değildir. Dönem dönem burnumuzda tıkanıklıklar yapabilir. Bazen de tüm yıl boyunca da tıkanıklık yapabiliyor. Bu bağlamda da bu spreyleri dikkatli bir şekilde hekiminizin tavsiye ettiği doğrultuda kullanırsanız çok mutlu olursunuz.